Merhaba, ben Mete Gorbon, İş Yatırım Kurumsal Finansman Direktörüyüm. Bugün sizlere Penta Teknoloji halka arzı ile ilgili merak edilen bazı soruları cevaplıyor olacağım. Penta'nın Mayıs 2018'deki halka arz denemesinde fiyat üzerinden hesaplanan öz kaynak değeri ile bugünkü halka arz fiyatı üzerinden hesaplanan öz kaynak değeri karşılaştırdığımızda görülen artışın sebepleri nelerdir? Penta ve genelde sektörün gelir giderleri ağırlıklı döviz cinsinden. Bu sebeple de Penta mali raporlamasını fonksiyonel para birimi olarak ABD dolarını kullanarak gerçekleştiriyor. Dolayısıyla ilgili tarihlerdeki değerleri karşılaştırırken dolar kuruna da bakmak lazım. 2018 Mayıs'ında dolar 4,2 seviyelerindeyken günümüzde yaklaşık 8,3 TL seviyesinde dolar. Sektörün piyasa değerine de bakmak lazım. O tarihte TL bazında sektörün temsilen Arena, Index ve Armada şirketlerinin toplam piyasa değerlerini 2018 Mayıs'ında 721 milyon TL olduğunu, günümüzde ise yaklaşık 6,2 kat bir artışla 4,5 milyar TL'ye ulaştığını görüyoruz. Diğer taraftan şirket özelindeki durumlara da bakmak lazım. Şirket o tarihten bu yana hem faiz amortisman vergi öncesi karı dediğimiz FAVÖK rakamında hem de net borç tutarında iyileştirmeler gerçekleştirmiş durumda. Dolar bazında FAVÖK'ünü 3 yılda %18 arttırarak 33 milyon dolara çıkarmış. Net borcunu ise gene dolar bazında %30 azaltarak 66 milyon dolar seviyesini indirmiş durumdadır. Her iki unsur da şirket değerini pozitif etkiledi. Halka arz fiyatının gösterdiği öz kaynak değeri üzerinden hesaplanan fiyat kazanç oranının çok yüksek seviyelerde olduğu görülmekte. Bunun sebebi nedir? 2020'de şirket 2017 yılı ve öncesine ait tek seferlik gider yazmış durumdadır. Bu gider 8 milyon dolar seviyesindedir. 2020 mali tablolarına baktığınızda sürdürülen faaliyetlerden vergi öncesi kar 4,2 milyon dolar olup bunu 8 milyon doları dikkate almadığınızda bunun tek seferlik olduğunu düşünerek bu 12 milyon dolar seviyesine çıkmaktadır. Bu rakamların TL karşılığı ise 29,3 milyon TL olan vergi öncesi kar 86 milyon TL seviyelerine çıkmaktadır. Dolayısıyla yapılacak herhangi bir çarpan analizinde bu tek seferlik giderin dikkate alınarak o şekilde hesaplama yapılmasında fayda bulunmaktadır. Diğer yandan yine bu tek seferlik giderin önümüzdeki yıllarda olmayacağı, şirketin borç kapaması dolayı finansal giderlerinin de daha düşük olacağını da hesaba katmak gerekir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.